Evet sevgili izleyicilerimiz, Sonra Sonra programımızın ikinci yarısıyla devam ediyoruz. Birinci yarıda bizleri yeni izleyenler varsa belki de Seracettin Bey ile Gülçin Hanım'ın sohbetlerini sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten bir baba kız ilişkisinin bu kadar güzelliğini ben bir arada görüyorum. Gözlerinden bunları hissediyorum. Ama önemli olan baba kız arasındaki ilişkinin aynı zamanda bir sinerji yaratarak iş hayatında da devam ettiğini görüyorum. Ve Seracettin Bey çok güzel söyledi aslında, baba oğul olmak değil, önemli olan herhalde iş hayatında paylaşmayı öğrenmek, belki sorumluluk verebilmek dedi. Bence çok önemli şeyler de öğreniyoruz bu programımızın bu aşamasında. Plastik sektörünün prensesi olarak aslında anılıyorsunuz ve bildiğim kadarıyla bu sektör biraz erkek mesleği gibi hep telaffuz ediliyor. Aslında gerçekten öyle mi değil mi? Bu sektörün içerisine girdiğiniz andan itibaren dezavantajları var mıydı? Avantajları var mıydı? Plastik sektörü zor bir sektör mü gerçekten? Aslında zor bir sektör değil bakış açınıza göre. Çünkü bu benim işim. Ben bunu yapmak durumundayım diye baktığınız zaman zor gelmiyor. Yani sizin hayatınız buna göre yönelecek. Bundan kazanacaksınız hayatınızı. O yüzden hani ben bunu yapıyorum diye baktığınız zaman zor gelmiyor. Ben açıkçası zorluğunu yaşamadım. Ama tabii sektöre girdiğinde ya, hani sayılı bayanlardan olmak evet biraz dezavantaj yaratıyor. Çünkü bayana alışkın bir sektör değil. Hem çalışan grubunuz, hem müşteri grubunuz, hem iş yaptığınız tedarikçileriniz çok alışkın değiller. Biraz önce sizinle birlikte sohbet ederken şunu dikkat etmiştim. Sık sık yurt dışına da gidiyorsunuz. Hanım olarak gittiğiniz zaman yurt dışında da farklı karşılanıyor musunuz? Yani Türkiye'deki gibi bu sektörde kadınlar yok. Yurt dışında daha farklı yurt mı? Yoksa yurt dışında da aynı plastik sektörde yok, kadınlar daha fazla bayan var. kesinlikle var. Ama hani Türkiye'den bir bayan olduğu zaman hani onlar daha da ilginç oluyor. Enteresan gelebiliyor hani Türkiye'de de var mı diye. Ama hani sayı artacak. Çünkü örnekler önemli. Ben pek çok sektördeki arkadaşımla konuşuyorum. Hani onlar bile şey diyorlar. Hani seni gördükten sonra bizim kızımızın da yapabileceğini gördük diye. Güven geliyor. Etkin olabiliyor. Bundan çok yıllar önce doçentlik çalışmam sırasında Türkiye'de mesleklerinde ilk olan 100 Türk kadını ile ilgili bir kitap yazmıştım. Maksadım da şuydu. Kız öğrenciler ve küçükler, kızlar bu kişileri gördükçe, bu kişilerin isimlerini duydukça biz de yapabiliriz. Evet, yani biz de bu işi, yani o yaptıysa rol modeller çok önemli galiba. Kesinlikle. Herhalde. sorularımızın arasında sivil toplum örgütlerindeki başarılarınızdan da bahsedecektim. Ama bence herhalde iş dünyasındaki başarılarınız kadar biliyorum ki sivil toplum örgütlerinde de çalışıyorsunuz ve de çok aktif çalışıyorsunuz ve çok başarılı çalışıyorsunuz. Özellikle kadınlara yönelik olan etkinliklerde. Herhalde bununla ilgili bir söylemek ister misiniz? Biraz erken yaşta tanıştım ben. 17 yaşındayken tanıştım sivil toplum örgütleriyle. Ne kadar erken girerseniz size etkileme olasılığı tabii ki o kadar yüksek oluyor. Ve tesadüfen Mor Çatı ve Uçan Süpürge'yle ben tanıştım. İlk. Ve benim ailemde, çevremde şiddet gören kadın olmamasına rağmen çok etkilendim. Hani bu demek değil biz de yaşamadık, yaşamıyoruz ama hani çevremizde de görmemek, onlara gözümüzü kapatmak ki gündemde her gün yenileriyle çok karşılaşıyoruz maalesef. O kadar erken yaşta başlamak herhalde beni biraz daha etkiledi. Belki daha motive etti. Evet, belki motive etti. İlk kadın STK'larla derken sonra işte sektörel plastik sektörüyle ilgili STK'larda çalışmaya başladım. İş hayatı girdikçe hep işte kendi çalıştığınız şu an sanayi odasında meclis üyesiyim. Orada da 5 bayandan maalesef bir tanesiyim ki keşke daha fazla artsa. Arttırmak için de orada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Orada da rol modeller önemli. Odaların işte borsa seçimlerine olabildiği kadar dikkat çekmeye çalışıyoruz ki hani kadınlar da biraz daha olsunlar, ilgilerini çeksin ve orada adımlarını atsınlar odalara diye.
Yavaş yavaş olacak belki yavaş ama kadının benim için her zaman iş hayatında olması, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet, kız çocuklarının okuması konuları her zaman benim için çok önemli. Az önce de bahsettim, liyakat olarak bir projemiz var. İnşallah Nisan ayı içerisinde projeniz çok biraz daha yürürlüğe girdiğinde ben de liyakatı bu başarılarını birlikte paylaşacağız inanıyorum. İnşallah. 2009 yılında İSKA desteğiyle büyük bir yatırıma girdiniz. Yerel bir markaydınız, ulusal bir marka oldunuz. Neyi farklı yaptınız? Yani bu sizin için nasıl bir ivmeydi, nasıl bir hız kazandı? Şimdi benim hala engellediğim şeyler vardı orada. Üçün makine yenileyelim, şunu yapalım, kalıp yapalım falan ama... Getirdiği makineler benim aldığım 4-5 makinenin parasına bir makine. Hayır, bu parayı vermem ben bu şeyi. Yani evet. Bu işte bu para verilmez falan şeklinde sürekli aramızda şey vardı. Burada böyle bir tartışma vardı. Tabii ben dedi proje yapacağım dedi. Ben alacağım dedi. Al dedim o zaman dedim. Peki göster o zaman kendini. Yaptığı projeyi kazandı. 600 bin liralık bir proje kazandı. 300'ünü biz vereceğiz. 300'ü hibe oluyor falan. 300'ü biz ne yaptık? Yaptık, kredi bulduk, bilmem ne yaptık. Kendi paramızı kredi aldık, tamamladık. Artık madem dedik sen şey yapacaksın. Kabul de ettin, çıktı evet, da, sonuçlandı da. Ben istemeye benim için, yani gereksiz o parayı, o makine gibisinden. İşte o fırsat vermek dediğim çocuklara bunlar burada. Burada ben yanıldım. Evet. Yanıldığımı anladım. Ama vermeseydim o fırsatı, yani biz geride kalacaktık hala daha. Doğru. Şunu o makineyi aldı geldi yaptı etti kurdu deyince ben bir makineyi gördüm çıkardığı işi. Aman dedim bunlarla çalışılmaz öbür makinelerle. Ne yapalım? Kendimiz alalım. Borçtan alalım falan dedim. Sürekli kredi. Sonradan alınan makineler kredi. Daha sonraki yeni makinelerin herhalde büyük bir ihtimalle artışına neden oldu galiba diye gülüyor. Hepsini değiştirdik. Hala önümüzdeki ay yine gelecek. Yeniledik. Yenileyince tabii eski teknolojiyle çalışıyormuşum. Evet. Şimdi bizde tecrübe var ama eski şey olarak korkaklık var bizim gibi yetişenlerde, bizim nesilde. Bizim toplumumuzda yani korku, yani elimdekini kaybetmeyeyim, yani bunu yakalamışım falan. Doğru. Şimdi gençler hayır, bunu böyle yaparsak daha ileri gideceğiz. Orada zaman zaman frenliyoruz, zaman zaman müsaade ettiğimizde bakıyoruz, yanıldığımızı anlıyoruz. Çok bu güzel. Çok önemli. O kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki aslında inanıyorum ki pek çok izleyicilerimiz de bundan etkilenecektir. Dilerim ki aile şirketleri olan bütün şirketlerde bugünkü bu programımızı belki bu saatte seyredememiş olabilirler ama gece saatinde izleyeceklerdir. Güzel mesajlar veriyorsunuz çocuklara ve gençlere. Borç meselesine geleceğim oradan şimdi. Biz orada borçlandık, sonra borçlanmaya başladık. Yeni makineler daha iyi falan diye. Borca hiç girmeyen insan borcu alıştı. Kızım kredi bitti mi? Biter bitmez bir daha. Hemen şimdi kendime referans olmuş oldum. Atıyorum ayda 5 ödüyorsam rahat, krizde de ödedim. Normal zamanlarda 10'luk girelim. 10'luk tak şey al. Kredi al. Cesaretle ayda ayı 10 ödeyelim. Cesaretle. Onu ödedin. Ama inişli yokuşlu olmasına rağmen rahat ödeyebiliyorsun. Hadi 15'lik ayda ödeyeceğim bir taksitle bir şey al yine. Doğru. Tekrar makine falan. Bu bizi ileri götürdü. Tabii bunlar Gülçin açtı beni. Yoksa ben kendim karar vermem mümkün değildi yani bu konularda. Borçla. Ben hep kendi aramızda da konuşuyoruz onu. Mutlaka sektörde işte krizler oluyor, problemler oluyor. Tabii. Bunaldığınız dönemler olabiliyor. Biz o dönemleri bakıyoruz. Hani hangimizin daha morali bozuk? İşte ben daha kötüysem babam hemen kızım biz bak daha neler geçirdik daha önce de bunu da başımıza atlatırız. Bir şeyler gelmiş, merak olur etme. Gider. Ya da işte babamın morali bozuluyor, çok bunalıyor. Siz bu sefer şey yapıyorsunuz. Hiç önemli değil. Siz yani bir manevi güç hissediyorsunuz yanınızda. Yani biz onun etkisini çok gördük. Hani birbirimizi bunaltmaktansa daha çok destekleyerek, moral vererek. Yani hani bu kadar üzülecek bir şey yok. O sadece bir söz bile sizi o kadar rahatlatabiliyor ki. Bir söz var ki dediniz. Sizinle ilgili dokümanlara bakarken, internette gezerken benim çok hoşuma gider
güzel bir sözdü. Belki de o yüzden hemen bunu yakaladım diye tahmin ediyorum. Yarın ölecekmiş gibi ya da 100 yaşına kadar ömür yaşayacakmış gibi yaşamak ifadeniz var. Bende de öyledir. Yarın ölecekmişim gibi her şeyi yapmaya çalışırım. 100 yaşına kadar yaşayacaksam da yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışırım. Ama sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü siz de benimle aynı fikirdesiniz. Aslında bu dinimize göre bir hadis-i şerif biliyorsunuz. Evet. Bugün ölecekmiş gibi ahiret için, yarın ölecekmiş gibi dünya için çalış diye. Bu biraz benim kendime uyarladığım bir felsefe. Bugün ölecekmiş gibi, çünkü ben babamdan görüyorum, çok fazla iş odaklı. Doğru. Bazen kızıyor da bana, yani hani onun kadar işin içerisinde değilim, şey yapmıyorum. Hani hafta sonlarımı ben fabrikada geçirmiyorum açıkçası. Doğru. Ama hani benim felsefem de bu. Hani bu hayatta ben çok önemliyim. Benim ruhsal sağlığım, fiziksel sağlığım benim için çok önemli. O yüzden benim sadece işe değil kendime de önem vermem gerekiyor. Doğru. O yüzden hani küçük küçük esler vermem gerekiyor diye. Herhalde birinci kuşak ile ikinci kuşak arasındaki herhalde en ilginç ince farklılık belki de bu. Siz ben daha de çok işte. De iş odaklı belki iş hayata odaklı. Devam ettiniz. Evet. Hala çalışmanızın nedeni belki. Ama Gülçin Hanım bu konuda belki daha doğruyu yapıyor. Kendini aşabilmek için ve belki de arada bir hayatta işte nefes almak da belki çok önemli. Evet. Onu yaşamanız için de çok önemli. Başka alanlar var mı? Yani plastik sektörü devam edecek mi? Bu ikiniz için de sorduğum bir soru olabilir. Bir başka alana kaymayı düşünüyor musunuz? Başka ufukta yeni yatırımlar, yeni yatırımlar var mı? Çok var. Var. Biz aslen Bayındırlıyız. Bayındır'da da Ergenlik Köyü'nde bir arazimiz var. İçerisinde de kaynak suyun olduğu, termal suyun olduğu. Orada bir sanki otelciliğe gidiyormuş gibi böyle turizme doğru gidiyormuş hissi var. Termal turizm gibi bir düşüncesi var. Özellikle babamın çok şey istiyorum. Bir şekilde var ama ben de hep diyorum benden 2-3 tane daha klon olmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Koşmak için doğru. Evet, koşturmak için çünkü ayrı bir sektör. Sektörümüz çok istiyoruz ama yani sanayiden de şu an kapılmak istemiyor. Sektörümüzde çok güzel bir ivme yakalamış durumdayız. Hı-hı. Hani yapılabilecek çok fazla şey var. Hı-hı. Hani burada şeyinizi tamamlamış olursunuz. İkinciye geçeriz dersiniz. Hani, dersiniz ki evet burada ben yapabileceğim maksimumunu yaptım artık farklı bir şeye geçebilirim diye ama bu daha 8 senelik bu sektör içerisindeyiz. Tabii. Daha yapmamız olabilir. Gereken çok fazla şey var. Ben biraz öteliyorum ama araştırıyorum da yani boşta bir durmuyorum o esnada. Teşvikleri çok takip ediyorum. Onu da söylemek istiyorum. Yani birinci kuşak bu işte şey Avrupa Birliği projeleri işte kalkınma yoktu ajansları COSGAP'ler. Olana da çok alışkın değiller. Ben babama İSKA'dan proje kazandık. İşte 600 bin lira, 300 bin lirasını şey verecek. Devlet verecek. İnanamadı. İnanmadı. Yani nasıl inanamadı olur değil. İnanın, inanmadı. Hani yüzünde bir gülümseme dahi olmadı. Sen en son hani ama çok biz heyecanlıyız. Çünkü şirket olarak, çalışanlar olarak çok heyecanlıyız. Kesinlikle. Arkadaşlar kazandık falan diye böyle. Ondan sonra babam dedi ki sen bir parayı al gel de ondan sonra görelim. Görelim. O zaman gel. Gerçek olduğunu o zaman fark edeceğiz. Prosedürleri. Tabii. Bizim nesildeki kişiler yapmaz. Ben bunların o telaşlarını gördüm. Ben ayrı uğraşmam derim. Yani çok zor. Kolay bir çok şey. Zor. Kolay değil. Ama yeni nesil uğraşması lazım. Bilgili. Daha bilgililer yani. Geçtiğimiz günlerde bizden geçti. Bizler Rotary Kulübü dolayısıyla böyle topluma hizmet olsun diye bir proje yapmaya çalışıyoruz. Kadınların topluma kazandırılması için işte seminerler düzenleyeceğiz, eğitimler düzenleyeceğiz. Sayfalar dolusu. Evet. Yani muhasebesinden siz de biliyorsunuz çok ciddi bir prosedür gerektiriyor. Ama böyle kazanılıyor. Belki evet, de. Bu da evet, güzel bir heyecan diye ben düşünüyorum. Ben bütün hizmet sektöründe de olsa, sanayide de olsa, üretimde de olsa, bütün herkes çünkü Türkiye'de artık doğru. İş yapmak o kadar zor ki. Kolay değil. Hiç kolay değil. Ama az teşvik de yok. Yani hani araştırdıkları zaman mutlaka kendilerine göre bir şeyler bulabilecekler. O yüzden herkesin hani böyle bir küçük bir Google search ile kendilerine yönelik bir şeyler bulabileceklerine inanıyorum.
kendilerine ait bir şeyler bulabilecekleri dediği yerde ben hemen Seray Çetin Bey'e soracağım ama sonra da size devam edeceğim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve Al Wharton ortaklığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Girişimcilik Zirvesi'nde bence gurur verici bir ödülünüz var. 6. oldunuz. Sizce bu ödüller girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için ne kadar çok önemli? Yani bir heyecan yaratıyor mu, bir ivme yaratıyor mu? İşte biz bir daha iyi bir şeyler yapabiliriz diyor mu? Bu ödüllerin tabii amacı canım, büyük, nereye ulaşıyor? Büyük, büyük bir moral veriyor. Ben geçen sene mesela artık yani belli bir şeyden sonra kasa işi diyoruz da ziraatla, tarımla uğraşıyorsun. Tarımcının zaten şeyi, üretimi para etmiyor. Ona çok ucuz vermek zorunda. Hizmet gibi yani yapıyoruz. Doğru. Kızım yoruldum artık dedim, şey yapalım. Yani biraz duralım artık yani. Gecemiz gündüzümüz yok. Tabii. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde arıyorlar. Makine bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu. İçiniz titriyor. Bir şey mi oldu çocuklar? 24 saat çalışıyor. Korku içinde yaşıyorsunuz sürekli. Dedim artık yeter yani. Şimdi tabii bu ödüller falan gelince beni tekrar gittik kalkış başlar verdik yeri. Heyecanlandırıyor. Tabii ileri atıyor yani. O ödül alırken şey duygularınız nasıldı? Yani tabii o çok mesela daha... hani şeydir, hep böyle bütün yaşamımda yaptıklarım evet, gözlerimin evet, önünden tabii, geçiyor, geçti tabii, diye doğru, o ödül alırken siz de ne gibi duygular hissettiniz? Muhakkak babanızın yanınızda olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Şimdi soracağım zaten alırken şimdi, ne hissettiniz siz de diye. Tabii bunun %99 Gülçin'in bu başarı. Yani ben ulaşamazdım yani. Hani ben dediğim gibi belli bir yerde kese borçlanmayacağım için param kadar iş yapacağım. Belli bir yere getirmiştim zaten. Yani yeter bu kadar diyecektim. Ama tabii Gülçin de o heyecanı görünce açtık önünü. Tamam dedik, yap et. Yanlış da yapsan, doğru da yapsan. Arkandayız falan güzel gibisinden. Tabii o heyecanı, o şeyi verince imkanı, o da zaten rahatladı ve doğru şey yaptı. Şimdi mesela tire olmazdı, Gülçin olmasıyla benim tiredeki fabrika olmazdı. Ben alırken daha 80 kilometre ben buradan karşıya iş yerine gelme uzak gideceğim geliyor. Doğru. Olmaz falan, yok baba yatırım için yapalım bilmem ne falan filan böyle bu şekilde bizi şey yaptı. Ondan sonra karışmadım fabrikaya, yaptırdım kendim dedim. Güzel. Kendi gitti, yaptı, etti, anlaştı, sözleşme bilmem ne falan, iş piyasaya karışmadım tabii. Tabii şimdi bunlar olmasa 2000'den sonra ben kalırdım olduğum yerde. Yani. Belli bir seviyede durdum ama yani onun o hızını kesme, onun heyecanını kesme. O ödülü alırken muhakkak yan yanaydınız ama siz anılarınızı anlatır mısınız? O sırada neler hissettiniz, neler düşündünüz? Ben babam sağ olsun çok mütevazi, çok benim üstüme atıyor ama topu tabii şüphesiz bu bir onun arkasında onun olan bir şeyin üstüydü zaten. Bunların olması mümkün değil. Hani bizim biraz başarımız da bundan geliyor açıkçası. Mesela ben orada çok istedim babam alsın ödülü diye. O da size dedi ki sen alacaksın diye. Ki ben onun hakkı olduğunu görüyorum. Yani hani işte başarı da böyle geliyor. Onu doğru söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum burada söyledikleri için. Tabii benim için babam söyledi, ben oranın yapım aşamasındayken oradaydım. İngiltere'den döndüm, Tire'ye gittim ve Tire'de ev açtık, bir tane ev kiraladık. Ben orada yaşıyorum, gece gündüz oradayım. Tebelinden, her şeyinden ben şeyim ki hatta derim yani o kadar eminim ki kendim sıfırdan yaptığım için İzmir'de bir deprem olsa en sağlam benim fabrikamdır. Çünkü zemin etiklerine kadar hepsini çok net bir takip şekilde biliyorum. Şimdi o hani nasıl ben babamın çocuğuyum ve benim büyüdüğümü o da sizin çocuğunuz görüyor, herhalde değil mi? Görmüyor. Oradaki fabrikada benim çocuğum açıkçası. Hani 8 yıl diyorum, şu an 8 yaşına gelmiş. Hiç bakıyorsunuz çocuk yürüyor, kendi kendine bir şeyler yapabiliyor o şeyi. O ödül bana açıkçası şey geldi. Vay be, benim çocuğum büyümüş. Büyümüş. Yani hani ödül almış. Ödül almış. Bir şeyi başarmış. Hani böyle bir korkunç bir gururdu benim için. Yani benim kesinlikle hissettiğim kesinlikle oydu. Yaptığınız şeyin evet bir şeyler başarmışım mı görüyorsunuz? Yani o sizi manevi anlamda korkunç bir şekilde motive ediyor. Buydu hissettiğim. Çok güzel.
şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Tamer Taşkın konuğumuzdu. Sonra bir başka nedenden dolayı kendisini ziyaret ettiğimde, biliyorsunuz Tamer Bey'in çok renkli bir kişiliği var. Yani onun bununla da mı ilgilendiğiniz dediğim çok fazla şeyine yakaladım. Gazete küpürlerini toparladığını söyledi. Çok eski yıllardan itibaren ve hatırladığım kadarıyla da neredeyse 1999 yılından kesilmiş bir küpürü bana gösterdi. Ve şöyle bir ifade vardı. Siyasetin etik değerleri muhakkak olmak zorunda diyordu. Milletvekilleri o dönemlerde 21. dönem için çok güzel sözler vermişler. İşte kesinlikle halkımıza yalan söylemeyeceğiz, torpil yapmayacağız. Çok güzel ifadelerdi. Ve hatta ben gazetede bununla ilgili de bir yazı yazdım. Evet, siyasetin artık etik değerlerini çıkarmak gerekiyor diye. İş dünyasının etik değerlerini ben size sormak istiyorum. Yıllardır bu işi yapan ama aynı zamanda yeni nesle iş dünyasının etik değerlerini anlatmanızı istesem neler olmalı? Yani bir defa ben 1974'ten beri Cuma günleri aldığım malzemenin parasını öderim. Hala devam ediyor. Çok güzel. Daha evvel bizzat kendim götürürdüm. Yani kendim gider gezer. Cuma günü çayını kahvesi içerim. Yok. En büyük zevkim borcumu ödemek, borç vermek. Alacağım nasıl olsa imkanım varsa. Alınır zaten, yapılır. Doğru. Yapıyorsun. Şimdi Gülçin'le bizim birkaç sene evvel bir şeyimiz oldu. Çek vermişik, tarihini bilmeden bayram ertesine gelmiş. Atlamış. Bayramın bitiyor. Atlamış. Bayram sonrası pazartesi diyelim. Çekin gibi gelmiş. Yürek oynağı olmuşsunuzdur herhalde siz. Ben onu ne yapacağım? Arife'den hazırlayacağım parayı, değil mi? Hazırlamam gerekir. Pazartesi nereden bulacağım parayı? Tabii. Paramız hazır. Gülçin'e dedim, Gülçin ara bu firmaya. Söyle. Şeyi çeksinler. Bayram öncesinde. Bayram öncesi çeksinler. Nasıl yani? Baba nasıl? Çeki yazarken iki gün sonra atmaya çalışıyorsun. Olmaz. Şimdi, ilerisine atılır ama gerisine yapılmaz herhalde. 10 gün evvel şey. Bak kızım. Bayram arifesinde hiçbir yerden şey toplayamıyor. Senin paran hazır. Bayramdan sonra şimdi vermişim fark etmiyor. Senin bayramda senin cebinde duracak değil. Bankada duruyor zaten. Baba olur mu olmaz mı falan. Tabii. Şimdi bak dedim, başarı buradan geliyor. Evet. Şimdi o firma birkaç yerden parasını alamazken senin günü gelmeyen bayramdan sonra olan şeyi açıyorsun ve veriyorsun. Paranı çek diyorsun, tamam mı? Şimdi yarın senin ihtiyacın olur. Olduğunda. İhtiyacın olur. İki gün sonra ben ödesem abi hayal yer yani. Bu böyledir yani. Şimdi benim borçlarımı dediğim gibi hala Cuma günü ben kapatırım. Arkadaşlar da onu söylerim. Bir ayda ödeme yaparsanız elinizde para çek birikir. Yanlış yere harcarsınız. Evet sevgili yanlış. İzleyicilerimiz. Seracettin Bey'in herhalde son ifadelerini evet. Oldukça güzel dinlediğinizi. Yanlış karar verdirir size. Evet. Tahmin ediyorum. Evet. Aslında iş dünyasının etik değerlerini sormak aslında belki de bütün bir programı alacak bir evet. Konu. Aslında bunu yapmak gerekiyor evet. Ve belki de her iş dünyasındaki insanlara sizden bugün duyduklarımız evet. Gibi benim de sorup anlatmam gerektiğini herhalde hatırlattı bana. Evet sevgili izleyicilerimiz bir saat farkında olmadan çok hızlı bir şekilde geçti. Çok da zevkli geçtiğini tahmin ediyorum. Gülçin Hanım gibi geleceğin iş dünyasında ülkemize her şeyden önce ve İzmir'e ve Ege bölgesine katkılarda bulunacak başarılı bir iş kadınını burada görmüş olduk. Ve gerçekten ben kendisiyle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve bu fırsatı aslında babaların kızlarına vermesiyle evet. ilgili Seracettin Bey'in de çok da güzel bir örnek gösterdiğini tahmin ediyorum. Benim için çok zevkli bir gündü. Çok zevkli bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrardan birlikte olmayı diliyorum. Seyircilerimizle inşallah çok daha güzel programlar yapalım. Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Gelecek hafta farklı bir sektörden, farklı bir misafirimizle tekrardan birlikte olmak dileğiyle sevgiyle kalın. İyi günler. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere programıma katıldığınız için. Sağ olun.